Manşete hoş geldiniz. Esasen Dilan Polat konuşulmalıydı. Ülkedeki sistemi ve dönen çarkları göstermesi açısından. Neden tutuklandı? Hakkındaki iddialar, suçlamalar ne? Gerçi bu konuşuldu, paylaşıldı. Fakat takip edilmeliydi. Sürdürülmeliydi bu konu. İktidar, egemenler, buradan bir çorap söküğü gibi başlaması olası bir takım kirli işlerin, pis ilişkilerin ortaya çıkacağını düşünerek ve konuşacağını biraz daha üzerine gidilirse ve cezaevinde biraz daha psikolojisi bozulursa bir takım ilişkileri, bir takım temasları, bir takım para alışverişlerini deşifre edeceği düşünülen Dilan Polat'ı tahliye etti. Bunun üzerine konuşmak icap ederdi. Bunun üzerine konuşmadık ve şu anda neyi konuşuyoruz? Özgür Özel'in kırılan ayağı. Ayağı kırıldı mı yoksa başka bir sebeple mi sakatlandı? Birkaç gündür bu konuşuluyor. Ya da Devlet Bahçeli'nin odasındaki 17-25 saati. 9 yıl sonra ortaya çıktı saat. Nasıl geldi? Orada mıydı? Sonradan mı kondu? Bu ne mesaj içeriyor olabilir? Fakat bütün bunlardan, Dilan Polat'tan da daha önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bir gece yarısı kararnamesiyle Erdoğan daha evvel 2 kere, 3 kere çöktüğü şirkete, şirketler grubuna bir kere daha çöktü. Hem de bizzat başına geçti. Bizzat sahibi oldu. Başında olduğu fona aktardı. Koza İpek grubunu. Ama söz konusu Koza İpek grubu olduğu için, söz konusu 15 Temmuz ve ondan önce yaşanan, sonraki yaşanan konular olduğu için ya da başka konular olduğu için kimse temas etmiyor. Bana göre gündemin açık ara en önemli konusu bu olmalıydı. Ve böyle bir iktidar gider mi? Böyle bir iktidar tuttuğu yerleri bırakır mı? Tuttuğu yerleri terk eder mi? Bakın hala iş tutmaya devam ediyor. Hala konmaya, çökmeye, ele geçirmeye devam ediyor. Doymadı, doyurulmadı. Maalesef. Cevheri Güven yazmış. Kamuoyu baskısı hafifleyince Dilan Polat hemen tahliye edildi. Tahliye etmek zorundalardı. Çünkü Polat'ın parasını sisteme soktuğu kişilere dokunmak istemiyorlar. Tepede hepsi beraber. Dilan hapse uzun süre dayanabilecek biri değildi. Çözülme bu sistemde kabul edilemezdi. Dilan Polat'ın çözülmesi. Gazetelerde böyle haber oldu ama işte sevinç gösterisi vesaire işte çok zayıflamış. Bunların hepsi magazin. Fakat orada dikkat çeken konu artık telefon yasak. Yani sistem onu tahliye ederken tamam yurt dışına çıkış yasağı falan normal bir biçimde koydu. Olması gerektiği şekilde ama artık telefon yasak. Şartını da koştu. Seni bu işlerden alıyoruz. Ve bir daha bu işlere bulaşmayacaksın. Seni tahliye ediyoruz ama oturduğun yerde. Ve göreceksiniz Dilan Polat'ın artık sesi soluğu çıkmayacak. Dört duvar arasında oturacak. Pek çoklarının başına geldiği gibi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kara para konusunda mesele sadece Dilan Polat değil, mesele sistemsel bir sorun. Cezasızlık cesaretlendirir. 2023 yılında Türkiye'de aklanmaya ihtiyaç duyulan kara para miktarı 25 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıkıyor diyor. Mesele o ki bu da zaten buzdağının küçücük bir parçasıydı. Ama oradan bir çorap söküğü gibi olay kopsun, gelişsin, büyüsün, oradan yürütülsün istenmedi. Dönelim Ali Koç'un Devlet Bahçeli ziyaretine. Yani Koç grubu devlet grubudur. Devletle zenginleşmiştir. Geriye doğru tarihine bakın ve devletle iç içedir. Yani devlet söylemini benimser ve devletin sermaye grubudur. Devlet en fazla onu biraz ırgalar. Üst perdeden bağırır çağırır Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. Ama Koç grubu her dönem işini sürdürür. Ali Koç'a da bugün kimse bir şey diyemez. Fenerbahçe Başkanı'na da kimse bir şey diyemez. Diyemez çünkü en büyük reklam verenlerden biridir. Cukkası kesilsin istemez medya kuruluşları, gazeteciler neyse. Dolayısıyla böyle de bir ilişki var. Yani bir yönüyle medyayı tutan, bir yönüyle bürokrasiye yön veren, bir yönüyle siyasetle arası iyi olan, daha doğrusu devleti yöneten siyasetle, iktidarla arası iyi olan bir gruptur. Siz ne düşünürseniz düşünün. Yani bu böyledir. Ali Koç'un şahsında söylemiyorum. Bu durum böyledir yani. Bunu bu şekilde kabul edeceksiniz. Yani hareket noktanız bu olacak. Ondan sonrasını zaten bu şekilde anlamlandırmaya çalışacaksınız. Devlet Bahçeli kimseye yapmadığını yapmış. Genel merkezde
Kabul edersin değil mi? Bugüne kadar yüzlerce binlerce kişiyi aynı şekilde kabul etti. Odasında fotoğraf verdi, bitti. Fakat bu defa kapıya kadar geçiriyor. Hatta merdivenlerin başında Ali Koç diyor ki tamam artık daha da ileri gitmeyelim. İşte merdivenler de geldi yani. Hani sizin sağlık durumunuz falan ortada. Hani bir de merdivenleri inip çıkmak durumunda kalmayın. Hayır. Merdivenleri de iniyor ve aracının kapısına kadar geçiriyor Ali Koç'u. Devlet Bahçeli. Şunu unutmayın. Çok ağır gelecek belki kimilerine ama Devlet Bahçeli neyse Koç odur. Koç neyse Ali Koç odur. Devlet Bahçeli odur. MHP odur. Bugün Türkiye'yi yöneten iktidar odur. Söylem de aynıdır. Fikir de aynıdır. Siyaset iş yapma biçimi de aynıdır. Gerekirse sahaya girer. Gerekirse teamüllere aykırı hareket eder. Gerekirse canını sıkan herkese kafa tutar. Böyle bakın. Fakat bu ziyarette Fenerbahçe Kulübü'nün paylaştığı, MHP'nin değil, Fenerbahçe Kulübü'nün paylaştığı fotoğraftaki şu detay, hemen Ali Koç'un arkasında, biraz daha yaklaşarak girelim, 17.25'te duran saat detayı hemen herkesin dikkatini çekti. Bu fotoğrafı artık biliyorsunuz, Can Dündar ilk defa Cumhuriyet Gazetesi'nde gündeme getirmişti, 2015 yılında ve bu bizim kırmızı çizgimizdir, hesap soracağız demişti Devlet Bahçeli ve o fotoğrafın önünde poz vermişti. Hatta bu pozu o gün MHP'nin resmi hesabından da bu şekilde yayımlamıştı. Yani sadece Cumhuriyet'e verdiği röportajda kalmadı. Bu pozu MHP'nin kurumsal hesabından da paylaştı. Bu ekran görüntüsünü dün aldım, hala duruyor bu mesaj. Devlet Bahçeli 17-25 Aralık'ın hesabının sorulmasından asla geri adım atmayız. Ne zaman paylaşılmış mesaj? 27 Haziran 2015'te. Şimdi bakın burada dünden beri çok şey konuşuldu ama bir şey atlanıyor. Bir şey atlanıyor. Mühim bir şey atlanıyor. Yani bu fotoğrafın oraya yeni konu, şey daha doğrusu bu saatin oraya oradan kaldırıldığı ama sonra konulduğu gibi detaylar var. Mesela deniyor ki 2016'ya kadar odasında tespit edilmiş, fotoğrafları, videoları inceliyorlar. Fakat ondan sonra kaldırılmış. Saat kaldırılmış. 24 Haziran 2000 zaten yani makam odası belli. Her açıdan çekilen fotoğraflara baktığınızda teyit edersiniz. Her giden fotoğraf çektiriyor. 24 Haziran 2024'te çekilen fotoğrafta yok bu saat orada. Fakat 2 Temmuz'da Türkiye Kamu Sen heyetini kabulünde o fotoğraf oraya giriyor. Fakat enteresan bir şey, 2 Temmuz'da kimsenin dikkatini çekmemiş. 2 Temmuz'dan bu tarafa. Yani 1,5 aydır oradaymış o saat. 2 Temmuz'dan bu yana Bahçeli'nin odasında çekilen fotoğraflarda görülüyormuş. Ne çare Fenerbahçe heyeti herhalde biraz daha işte Ali Koç ziyaret edince fotoğrafa biraz daha dikkatli bakıldı ve saatte galiba daha görünür bir yerdeydi. Daha, fotoğrafta daha görünür bir şekilde çıkmıştı. Bilemiyoruz. Pilini ben çıkarttım demişti. İşte detay da burada. 2 Temmuz'u hatırlayın. 1 Temmuz'da Sinan Ateş davası başlamıştı. Tam o dava başladıktan bir gün sonra o fotoğraf tespit edildi. Yani bir yönüyle iktidara gerçekten 17-25'te bir kere daha parmak salladı. Devlet Bahçeli ve MHP. Sıradan değil. Devlet Bahçeli, MHP mesajların adamı ve bu şekilde mesajlar veriyor, verecek. Şimdi biraz detaya girelim. Kimsenin görmediği veya fark etmediği detaya. Şimdi o detay şu. Saatin üstünde bir pil var görüyorsunuz. Devlet Bahçeli saatin pilini tam 17.25'e geldiğinde çıkardım diyor ve pili de tam üstüne koyuyor. Pili üstüne koymak zorunda değilsiniz ama o pil de bir simge. Şimdi gelelim Ali Koç'u kabul ettiği fotoğraftaki detaya. O pil hala orada duruyor. Yani saati kaldırmışlar ama atmamışlar. Müzeye de kaldırmamışlar. Depoya kaldırmışlar. Ve günü gelir lazım olur diye. Günü gelmiş lazım olmuş saati tekrar ortaya çıkardılar. Üstüne de pili koydular. Saatin pilini çıkardık. Tekrar takarız ha. Mesajı bu. Pil pek kimsenin dikkatini çekmedi. Pil orada duruyor hala. Evet. Ümit Özdağ tesadüf değil mesaj. Bahçeli'nin hayatında hiçbir şey tesadüf değil demiş. İktidarın ortağı ancak zarar gördüğünde aynı oranda ortak değil. Hande Fırat sormuş. Sordurmuşlar zaten. Çünkü iktidarı rahatsız edecek bir şey bu.
9 yıldır olmayan saat bir anda adamdan düşer gibi geliyor. Depodan çıkartıp koyuyorlar ve Hande Fırat'a sorduruyorlar. Bu tür isimler zaten bunun içindir. İktidar adına, istihbarat adına iş tutarlar. Getir götür yaparlar ya da aracılık yaparlar. O tamamen o kisveyle soruyor. Bahçeli'nin Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederken makam odasındaki 17-25 Aralık'ı gösteren saatle ilgili iddiaları MHP üst yönetimine sordum. Muhtemelen Semih Yalçın'a sordu. Ya da işte bir Edip İzzet Ulvi Yönter gibi filan birine sordu. Neyse. Şu yanıtı vermişler. Son derece dikkatli yazılmış bir tweet, daha sonra da edit edilmiş. Yani düzenlenmiş tekrar. İki satırlık bir tweet. Yani o kadar da hassaslar ki aman bir kelime yanlış yere çekilmesin, bir virgül yanlış yere çekilmesin diye. FETÖ'nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz'a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf. Amiyane bir tabirle söyleyeceğim. Yani bir yönüyle laf söyle bal kabağı, doğra doğra koy tabağı. Ne alaka? Verilen mesaj, hatta alınan mesaj net. Zaten Hande Fırat'a sorduruyorsun. Kendi gazetecine sorduruyorsun. Bir dakika, bu nedir diyorsun. Evet. Devlet Bahçeli'nin 17 Ağustos'ta, yani 3 gün önce paylaştığı mesajda enteresan detaylar var. Mesela hani orada herkes işte Can Atalay meselesi tamamıyla kapanmıştır satırlarına dikkat kesildi ama son paragrafta özellikle 17 Ağustos'ta paylaştığı mesajın, Twitter'da paylaştığı mesajın, X platformu paylaştığı mesajın son paragrafı. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Dolayısıyla buna da bir atıf var. Yani bununla saati yan yana koyun. Biz küçük ortak değiliz. Bizi çok fazla küçümsemeyin. Küçük diyerek küçümsemeyin. Millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Biz büyük ortağız demeye getiriyor. Biz takmışız AKP'yi, çeviriyoruz demeye getiriyor. Ya gerçekten hani zorlama bir şey değil. Ya baktığınızda anlıyorsunuz yani. Dönelim Özgür Özel'in bacağı meselesine ya da işte kırılan ayağı falan meselesine. Şimdi ayağını nasıl sakatladı? Biraz daha yaklaşalım, fotoğrafta görün. Burada daha net görülüyor çünkü. Bir işte düzenekle yürümeye çalışıyor. Günler sonra, onca spekülasyondan sonra aslında başta açıklaması gerekirdi. Yani normalde açıklık gerekir bu tür konularda. Bir partinin genel başkanısınız. Türkiye'nin en büyük partisi olduğunuzu söylüyorsunuz. Anketlere göre de öyle. Dolayısıyla o partinin genel başkanın başına gelen her şey önemlidir. Mesut Yılmaz'ın Budapeşte'de kırılan burnunu ANAP hiçbir zaman açıklamadı. Bir kumarhanede mi kırıldı, biri mi yumrukladı, bir mafya içi hesaplaşma mı, bilemedik bunu. Bir sürü iddia vardı ama. Şimdi bu işi büyütmemek için başta iletişiminiz sağlam olacak. Yapılan bir takım, yani spekülasyon yapılır. Ayağından vurdular diyen olur, sakatladılar diyen olur, tartakladılar diyen olur. İşte bir kafede bir kadına kartvizit göndermiş de o kadın da onu iade etmiş de işte efendim ondan dolayı korumalar darp etmiş de bir sürü şey. Hepsi olur. Hepsini söylerler. Ayağından vurdu diyenler olur. Dolayısıyla siz baştan bunu koyacaksınız. Filmimi inceleyin. Filmimi inceleyin olmaz. Hani filmi incelediğinizde orada bir bu işin kurşun yarası olmadığı veya kurşun kırığı olmadığını uzman hekimler bulabilirler ama hadisenin ne olduğunu koyacaksınız. Onu da anlatmış. Manisa'daki evimde ahşap merdiven 2-3 basamak kala topuk üstüne düştüm. Şişti, buz koyduk. Sonra da baktık olmadı. Ortopedist arkadaşımı aradım. Bir film çektir tavsiyesi oldu. Uydum. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi demiş ve ona göre de işte bu şekilde önlem almışlar falan. Hayatına devam ediyor. Ama yani çıkar spekülasyon. Yani sizin dediğinizi elbette itibar edeceğiz. Ama ilk 2-3 gün Özgür Özel'in bacağının nerede nasıl kırıldığını veya incindiğini veya sakatlandığını öğrenemedik. Röntgene bakalım demekle olmuyor. Röntgen açık, herkes baksın. Yani bu şekilde meydan okumalara gerek yok. Sen koyacaksın neyin ne olduğunu. Değilse spekülasyonlar alır, büyür. Bu işler böyledir. Dönelim. Tekrar CHP, dün bahsetmiştik. Yani muhalefet biraz daha bastırsaydı meclisi açık tutabilirdi. Fakat şimdi tekrar toplayacaklarmış Can Atalay için. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararının
okunmasını istiyorlarmış. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararını, Anayasa Mahkemesi kararını veya gerekçeli kararını mecliste okutunca ne oluyor? Mühim olan Can Atalay'ın çıkıp mecliste yemin ederek görevine başlaması. Bu maksat olacak mı? Ayrıca yaptırmayacaklar. Gelelim. Akın Atalay paylaşmış. Can Atalay hakkındaki AYM kararının okunması için CHP'nin TBMM'yi yeniden olağanüstü toplantıya çağırması konusunda resmi gazetede yayınlanmış olan kararı TBMM üyeleri de bizim gibi okuyamıyor mu? İlle de mecliste okunsun ısrarınız neden? Diye sormuş. Okununca ne olacak? İşte dedim ya, böyle meclis, parlamento, genel kurul, soru önergesi, komisyon, Anayasa Mahkemesi'ne gidelim. Ben bunu Umar Kurtulmuş'a götüreceğim türü meclis matematiği içinde yürüyen hikayeler bir yere gitmez gitmeyecek de. O arada Numan Kurtulmuş demesin mi? Şen Yaşar ailesine hakkını arıyor kadın. Urfa'da nasıl öldürüldü benim işte kocam ve çocuklarım? Eyleminiz mecliste eylem yapıyor. Eyleminiz meclisin itibarını zedeliyor demiş. Oğlu milletvekili. Meclisin itibarı mı kaldı yahu? Yani. Dönelim Ali Koç'a. Bunun tabii MHP ile alakası yok. Ali Koç'un sahaya inmesi Göztepe maçında ve orada bir taraftar ya da bir holigan neyse tarafından düşürülmesi. Onunla ilgili uzunca bir açıklama yapmış. İşte taraftarımız şöyleydi böyleydi. Şimdi açıklamada çelişki var. Yani diyor ki taraftarımızla ilgili olarak bir refleks gösterdik. İşte üç yöneticimiz stadyumun dışında işte bir takım şey yapıyor. Ben ve Burak Bey sahadan indik. Akreditasyonumuz var diyor. Sahaya inmek için akreditasyonu varmış. Niye indik? Devre arasında polisle taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Ondan indik diyor. Olayları yatıştırmak için. Yani araştırma faul, açıklama faul. Nereden bakarsan bakın. Fakat devamla bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk. Şimdi hem diyor bizim akreditasyonumuz var hem de diyor talimatlara aykırı hareket yaptık. Sonra da İşte biber gazı yöneticilere, biber gazı sadece taraftarlarımız değil yöneticilerimiz de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi. Şimdi şeyi de Özgür Özel de aynı lafı kullandı bacağından sakatlanmasıyla ilgili konuda. Genel geçer bir kaide olmaya başladı. Bir kişi sıkıştığı konuda herhangi bir açıklama yaparken buraya yaslanıyorsa orada izah edilmeye muhtaç bir şeyler var demektir deyip konuyu kapatalım. Gündemin en önemli konusu bu olmalıydı. Ben bir dönem İpek Medya'da çalıştığım için söylemiyorum bunu. 7 sene emek verdim. Tepe yöneticiliği yaptım. Ama bunun için söylemiyorum gerçekten. Tayyip Erdoğan dün bir cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlattığı Koza İpek grubunun patronu oldu. Yani her şeyin patronuyum ben. Sadece bu da yetmiyor. Ülkede her şeyin patronu ama bir yönüyle de bizzat da patron oldu. Varlık fonuna devretti. Varlık fonunun başkanı da kendisi. İşte bu gece yarısı. Budur mesele. Bunu yapan işte bu şirketler 12 şirketi bağladı. Hepsi Koza grubu, Koza İpek grubu şirketleri. Kendisinin oldu. Akın İpek'ten gasp etti. 2015'te gasp etti. Sonraki süreçlerde davalar, şunlar, bunlar, TMSF, öbürü, beriki, yani nihai olarak da bu benim dedi arkadaş ve şimdi onun adını koydum. Her şeye ve herkese bu şekilde bakan, bütün şirketlere, bütünse hemen her şeye bu şekilde bakan birinin yönettiği bir ülkede nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız? Ülkenin açık ara en önemli gündem maddesi budur, bu olmalıydı. Dilimizde tüy bitti. 17-25 Aralık meselesini konuşuyorsunuz. Bık bık bık. İşte 17-25 bak Bahçeli hatırlattı. Bununla iktidara vuracak. Yarın öbür gün bu dosyaları indirebilir filan. Bir taneniz de gidip o kumpas olduğu söylenen, kumpas olduğu iddia edilen, uydurma denilen, üretilmiş delil denilen dosyayla ilgili 17 Aralık nedir, 25 Aralık nedir? Bütün polisler içe bir taneniz bile ziyaret edip sormadınız. Nedir bu arkadaş? Uydurma üretilmiş diyorlar. Sana hele bir anlat hele. Gidip sordunuz mu Yakup Saygılı'ya? Evet ve Koza İpek bu şekilde bir biçimde Erdoğan'a geçti. Akın İpek mesaj paylaştı. 17 Ağustos'ta bu resmi gazete kararından Cumhurbaşkanı'nın artık şahsen çökmesinden önce önemli önemsiyorum.
TMSF'deki hukuk ve mali müşaviri arkadaşlar. Henüz TMSF'deyken Koza grubu. Koza Altın, Sürün Osman tarafından yurt dışında da dolandırılmak üzere, bilginiz olsun. Koza Altın'ın başındaki muhterem hiçbir banka garantisi dahi almadan alınmış olan tüm garantileri alelacele iptal ettirmek ve transferi bir an önce gerçekleştirmek için koşturuyor. Anlaşma yaptığı şirket çulsuz. Parası olmadığını, borç para aradığını kendisi de söylüyor. Bu şirketin tek geliri büyük şirketlere dava açmak. Başka bir geliri yok. Bu şirket yıllardır Türk hükümetinin katılımı nedeniyle Koza Limited'in Sam Alaska projesinden ayrılması için ABD yetkili kurumlarıyla iletişim halinde. Çünkü ABD otoriteleri yabancı devlet kontrolündeki bir şirketin Alaska'da faaliyet göstermesine izin vermiyor. Koza Limited'de devlet kontrolü olmadığı için Sülün Osman başarılı olamıyor. Koza Limited, Koza Altın'ın başındaki muhteremi dinleyip elindeki sağlam garantileri iptal etse ve satışa onay verse, Sülün Osman da parayı bulamıyorum dese, Koza Altın çalışmasına izin verilmeyen bir yerde elleri bağrında altın madenini yok pahasına devretmek için uğraşıp duracak, adamların kucağına oturmak zorunda kalacak. Bu anlaşma yaptığı şirketin yıllardır tezgahladığı bir iş. Bunu bilin, neden bu saçma satış için ısrarlı olunduğuna bakın, aptallığın da bir sınırı olur demişti. 3 gün sonra bu malum mevcut anlattığım Cumhurbaşkanlığı kararı geldi. Orada tabii küskün seçmen dönmedi. Ne olursa olsun AKP eriyor, AKP seçmen kaybediyor, kendi tabanını kaybediyor ama o orada çökmeye, iş tutmaya devam ediyor. Ve bunu 4 yıl boyunca da sürdürme iradesi için, inadında amacı bu. Öbür tarafta da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı göreve davet ediyoruz diyen bir muhalefet lideri var. Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'deki haberi, partinin kendi yaptırdığı araştırma gösterdi ki yerel seçimlerde başta CHP olmak üzere diğer partilere giden seçmen geri dönmedi. Ve bu araştırma kamuoyuyla da paylaşılmadı diyor. Vazgeçen seçmenin halen destek verdiği partilerde durduğu ortaya çıktı. Evet. Dostlar tasarrufta görsün. Merkezi yönetim bütçesi verilerinden hareketle bir önceki aya göre toplantı organizasyon gideri, Ozan Bingöl paylaşmış, %813, baskı ve cilt gideri %793, bando malzemesi alım gideri %412, hizmet binası bakım onarım gideri %80 artmış. Evet. Ve bu kaynak da Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri başlığında geçiyor. Yani ezbere yazılmış bir veri değil. Sonra işte Merkez Bankası faizi artırmamış filan. Suavi, Beykoz konserinde yuhalanmış bir grup örgütlü MHP'li gelmişler orada, onu taciz etmişler falan. İt ürür, kervan yürür diyor. Terörist demişler. Terörist babandır diyeceksiniz ama çok güzel cevap vermiş o. İt ürür, kervan yürür. Ama Suavi deyince benim aklıma hemen yakın tarihte, geçen sene Kahramanmaraş Adıyaman depremlerinde haftalarca, aylarca orada didinen, açları doyurmaya çalışan, bir işte konteynerda veya işte bir açık neyse mobil mutfak falan meydana getirmeye ve onunla insanların karnını doyurmaya çalışan isim geliyor. Hiçbiriniz o kadar olamadınız. Devlet bile o kadar olamadı. Son not Reha Muhtar. Evinin merdivenlerinden düşüp fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ama durumu kritikmiş. Yoğun bakımda tutulduğu söyleniyor. Sağlık durumu hakkında endişe verici gelişmeler yaşanıyor deniyor. Entübe edilmiş. Sağlık diliyoruz Reha Muhtar'a. Türkiye'nin tanıdığı, Türkiye'nin yetiştirdiği mühim anchormanlerden biriydi. Ama 2002 yılında ekranlardan çekildi. Daha sonra magazinel işler yaptı ama 2002'de habercilikten çekildi, öyle diyeyim. Bugün yaşı 30'un altında olanlar hatırlamaz ama iz bırakmış mühim habercilerden biriydi. Biriydi demeyeyim. Entübe edilmiş yoğun bakımca. Acil şifalar diliyoruz Reha Muhtar'a. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.